Merhaba arkadaşlar. Yeni dersimizde pentatonik gamları öğreneceğiz hep beraber. Pentatonik gam yani 5 sesli müzik dizisi nedir diye soranlarınız olacaktır. Çok basit bir şekilde açıklamak gerekirse teorik olarak diyelim ki la minör gamı içerisindeyiz. Yani la, si, do, re, mi, fa, sol, la. Pentatonik gam sadece bunların içerisinden 5 tane notayı içerisinde barındırıyor. Bunlar bu notalarda la, do, re, mi ve sol notaları. Daha sonra tekrar la notası geliyor ve bu şekilde dizi oluşuyor. Sevgili arkadaşlar, hep beraber şimdi pentatonik gamı birazcık dinleyelim. Dediğim gibi la sesinden başlıyor. Daha sonra do, daha sonra re, daha sonra mi, daha sonra sol, daha sonra la sesi. Yani akor çaldığım zaman böyle bir sound'un üzerine böyle bir sesi var. Şimdi biz bu pentatonik gamı çalışırken dünya üzerinde eğer 3.322.325 tane gitarist varsa herkes şöyle bir pozisyondan bunu çalıyor. Bu bizim temel pozisyonumuz. Yavaşça gösteriyorum. İlk derslerimizde anlatmıştım, parmaklarımızın sayılarından vesairelerinden bahsetmiştik. Burada uygulayacağımız sistem çok basit. Beşinci perdeden başlıyoruz ve birinci parmağımızı koyuyoruz. Daha sonra sekizinci perdeye dördüncü parmağımızla geliyoruz. Beşinci perde, yedinci perde. Bu şekilde 5-7-5-7 iniyoruz. İkinci telin üzerinde gene birinci parmağımızla, sekizinci perde dördüncü parmağımızla ve tekrar bir ve dördüncü parmağımızla. Eğer diyelim ki şu ana kadar anlattığımı takip edemediyseniz, kafanızda şöyle bir formül çıkartabilirsiniz ki bence en rahat öğrenme şekli bu gamları. Sadece parmak numaralarını aklınızda tutaraktan, yani diyeceğim ki 1-4, 1-3, 1-3, 1-3, 1-4, 1-4 şeklinde çalacağınız gamın, yani şu anki durumda la minör pentatonik gam oluyor bu, bölgelerini aklınızda tutmanız çok kolaylaşıyor. Şimdi hep beraber pentatonik gamı çalmaya çalışıyoruz. 5. perdeden başlayacağız. Daha sonra 8. perdeyi kullanacağız. Daha sonra 5, 7, 5, 7, 5, 7 ve 5, 8, 5, 8 şeklinde devam edeceğiz. Yavaş yavaş yapalım. Şimdi yukarı çıkıyoruz. Tam tersi hareket ediyoruz. Bu sefer 4-1-4-1 yani parmak numarası olarak konuştuğumuz zaman. Daha sonra 3-1-3-1-3-1 ve 4-1 olarak devam edecek. Sevgili arkadaşlar, yaptığınız bu ilk çalışma pentatonik gama giriş olarak düşünebilirsiniz ve bu bir temel pozisyonu gösteriyor. Fakat gitar üzerinde şöyle enteresan bir konu var. Diyelim ki bu pentatonik gamımızın 5 tane sesi var. Bu 5 tane ses üzerinden biz pozisyon pozisyon diğer pentatonik gamın paternlerine yani pozisyonlarına ulaşabiliyoruz. Belki tam olarak anlamadınız. Fakat gösterdiğim zaman daha anlaşılır olacağına eminim. Ne demek istiyorum? 5 tane sesimiz var ya. La sesi, do sesi, re sesi, mi sesi ve sol sesi. Bunların hepsi gitar üzerinde pozisyon başlangıçları anlamına geliyor. Yani la sesinden başladığım zaman 5. perdeden başlıyorum. Sol sesinden başlarsam 3. perdeden başlıyorum. Daha sonra gamımın içerisinde do, re ve mi sesleri var. Onun için 8. perdeye gidiyorum. Ve daha sonra 10. perdeye gidiyorum. Ve daha sonra 12. perdeye gidiyorum. Bunun anlamı şu. Çaldığım notalar aslında değişmiyor. Fakat şekil olarak
parmaklarımla çaldığım, yani şu pozisyondan bahsedersek eğer. Bu şekiller değişmeye başlayacak. Şimdi teker teker pentatonik gamımızın ya da işte dizisi diyebilirsiniz Türkçesiyle. Pentatonik dizisinin bütün gitar üzerindeki pozisyonlarını, yani 5 tane pozisyonunu teker teker incelemeye başlıyoruz. Birinci çalacağınız pozisyon 3. perdeden başlıyor. Zaten ekranda grafikte de gördüğünüz gibi bütün çalacağımız diziler en üst telden başlıyor ve en alt tele gidiyor. Yani 6. tel, 5. tel, 4. tel, 3. tel, 2. tel, 1. tel gibi gittiğimizi düşünürsek 6. telden başlayacağız, 1. tele ineceğiz. Şimdi hep beraber 1. pozisyonumuzu çalıyoruz. Geri dönüyorum. Bu pozisyonda ve diğer pozisyonlarda da göreceğiniz gibi ilk önce öğrenirken mümkün olduğunca yavaş bir tempoda, belki metronomsuz olarak sadece parmak numaralarına konsantre olarak çalışıp ve bunu öğrenmek oldukça faydalı. Aynen birinci pozisyonu, yani hani temel pozisyonumuzu öğrenirken anlattığım gibi 1-4, 1-3, 1-3, 1-3, 1-4, 1-4 parmak numaralarından yola çıkarak pozisyon itibariyle birinci pozisyonumuzu çaldığımız zaman la minör pentatonik içerisinde parmak numaralarımız 2-4, 2-4, 1-4, 1-4, 2-4, 2-4 oluyor. Bu şekilde ezberlemek her zaman bize hız kazandırıyor diyebilirim. Şimdi gelin beraber metronomla tempolu bir şekilde çalmaya çalışalım. Her klikte iki tane nota çalıyorum. Şimdi 4 tane nota çalacağım. Tekrar. Şöyle bir şey de düşünebilirsiniz. İlk diğer çalışmalarda da anlattığım gibi bir kliği duyduğun zaman tek sesi çalmak ve daha sonraki klikte diğer sese gitmek ya da onu 2'ye, 3'e, 4'e bölerek gitmek belki ilk başta size bir takım teknik olarak sıkıntı çıkartabilir sürat konusunda. Daha iyi hatırlamanız için pozisyonları şöyle bir taktik uygulayabilirsiniz. Dersiniz ki bu çok hızlı gidiyor benim için. Bir klikte ben bir notayı, sadece ilk notayı 1'e, 2'ye, 3 ve 4'e bölerek şeklinde düşünebilirim dersiniz. Yani tekrar kliği duyarsak, diyelim ki bu bir kere çalmış oluyoruz. Fakat ben bunu 2'ye de bölebilirim. Üçe bölersem. Ve dörde bölersem. Bunun faydası ne diyeceksiniz? Bunun faydası şu. Bir, zamanınızı aslında küçük parametrede bölüyorsunuz, hızlandırmış oluyorsunuz. Fakat aynı zamanda sizin öğrenme zamanınız yavaşlamış oluyor. Yani pozisyona konsantre olmanız daha fazlalaşıyor. Çünkü gelecek, tamam ben bu notayı çaldım ama daha sonra bu notayı çalacaksam düşünme zamanım artmış oluyor. Böylelikle de bu ortaya çıkan şekli aklıma yazmam daha kolaylaşıyor. Bence bu önemli bir hatırlatma diyebilirim. Çünkü eğer hızlı hızlı çalmaya çalışırsanız egzersizleri o zaman hiçbir zaman belki de
İşte sağ elinize nasıl dikkat edeceğinizi, tonunuza nasıl dikkat edeceğinizi kaçırabilirsiniz. Mümkün olduğu mertebede benim bu şekilde yaptığım gibi sesleri teker teker bölerek çalışmanızda fayda var. Şimdi devam edelim. Birinci pozisyonumuzu tekrar hatırlıyoruz. Temel pozisyonumuz. Sıradaki pozisyon, ekranda şekilde de göreceğiniz gibi, bu sefer 8. perdeden başlıyor ve belki birazcık bu komplike parmak paylaşımı açısından. 8. perdeden başlıyor ve 2-4 parmağımı kullanıyorum. Daha sonra 1-4, yani perde olarak, perde numarası olarak baktığımız zaman 8-10-7-10, daha sonra 7-10, 7-9-8-10-8-10, yani 1-3-2-4-2-4. Hepsini beraber yapmaya çalıştığımız zaman pozisyonumuz bu şekilde ortaya çıkıyor. Geri döndüğümüzde tamamen ters düşünüyoruz numaraları. 4-2 parmak olarak, perde olarak 18. Ve böylelikle bu pozisyonumuzu da bitirmiş oluyoruz. Devam ettiğimiz zaman 10. perdeden başlayan diğer pozisyon geliyor. Sadece ve sadece bu pozisyonda belki birazcık kendi seçiminizi uygulayabilirsiniz. Ne demek istiyorum? İki türlü parmak seçimi var burada. İsterseniz 2-4, daha sonra 1-4, 1-3, dönerken gene 4-1, 4-2, 4-2, 4-2 şeklinde dönebilirsiniz. İsterseniz buradaki bu aralıkları 1-3 parmağınızla da çalabilirsiniz. Yani daha sonra 1-4 ve 1-3. 3-1, 4-1, 4-1, 3-1, 3-1, 3-1. Benim kişisel olarak tercihim bu. Çünkü daha akıcı bir şekilde parmaklarınızı klavyenin üzerinde tutmanızı sağlıyor. Ve hani ileride göreceğimiz bazı sololarda vesairelerde daha hızlı hareket etmenizi sağlayan bir parmak seçimi olduğunu söyleyebilirim. Şimdi son bölümümüze geldik. Son paternimize. O da 12. perdeden başlıyor. 1-4 1-4 1-3 1-3 2-4 ve 1-4. Aynı şekilde yukarı çıkıyorum. Bu da son pozisyonumuz. Gitarda eğer elektrik gitar elinizde varsa göreceksiniz ki buradan sonrası da var gitarda. Yani birinci perdeden başlıyor. Biz ta işte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. perdeye kadar geldik. Aslında bütün pozisyonları çaldığımız zaman. Ve 15. perdeden sonra aynı ses. Yani bunun anlamı burada yaptığınız pozisyonun aynısını 15, 17, 15, 17, 14, 17'de de aynı şekilde uygulayabiliyorsunuz. Şimdi gelin hep beraber pentatonic scale'imizi çalalım.
Sevgili arkadaşlar, bu dersimizin sonuna geldik. Motto Müzik kanalına abone olmayı unutmayın. Sorularınız varsa muhakkak ki yazın, videoların altına yorum yapabilirsiniz. Ben de elimden geldiğince kişisel olarak size cevap vermeye çalışacağım. Belki bazı egzersizler karmaşık gelebilir. O zaman da mümkün olduğunca videolarda geriye dönmeyi ihmal etmeyin. Çünkü bu dediğim gibi önceki derslerde de bir bütünü içeriyor. Hiçbir zaman müzikte öğrendik, şimdi bunu öğreniyoruz, daha sonra da bunları unutacağız gibi bir şey yok. Her zaman hepsini aklımızda tutmamız lazım. Müzikle ve sevgiyle kalın.